Sevgili Oğlak burçları, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir cumartesi olsun. Satürn günündeyiz. Ben uzun bir yoldan geldiğim için sabah saatlerinde çekiyorum efendim bu videomu. Normalde gece 12'de vermiş oluyorum yayına. Önceden çekiyorum, paket yayın olaraktan veriyorum, programını yapıyorum, planlıyorum. 12'de 00'da yani %99'u geliyor. Ama bir uzun yola giderim ama hasta olurum, Allah göstermesin. Böyle bazı günler aksattığımda olmuştu. Çok hastaydım, elimde değildi, bakacak durumda değildim falan filan. Ama şimdi yoldan geldiğim için bu saatte çekiyorum. Yoksa siz yine 12'de bekleyin efendim. Mükemmel bir hafta Oğlaklar için. Satürn günündeyiz. Görmek isteyip göremediğiniz, uzun süredir rastlamadığınız bir arkadaşınıza rastlayacaksınız. Bazı yatırımlarınızın sonucunu elde edeceksiniz. 9 sayısı bu hafta ön plana çıkıyor. Bakınız 9 sembolizma da arkadaşlar böyle kutsallığı ifade ediyor. Yani kutsal bazı değerleri hayata katacaksınız. Biraz evvel kovaları çektim. 3 üçleme onlara çıktı. Ruh, beden, zihin üçgeni, anne, baba, çocuk üçgeni gibi. Bunlar çıktı. Size de 9 sayısı 3 tane 3'ün çarpımından elde ediliyor. Ancak kusursuz ve mükemmel bir haftaya giriş yapacaksınız. Hiç kimsenin dediğine aldırış etmiyorsunuz. Doğru yerde doğru zamanda hareket ediyorsunuz. Yine bir yolculuk gözüktü efendim. Kesinlikle yeni bir yere gitme, yeni insanlar tanıma. Büyük ihtimalle siz gireceksiniz ama bazılarınıza da misafir gelebilir. Olabilir. Yeni başlangıçlar size çok güzel şeyler getiriyorlar. Bambaşka imajlar, bambaşka şeyler yaşayacağınızdan eminim. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Umudu hayata katacaksınız. Kalp çakranızın şifalanması için, aşk hayatınızın renklenmesi için pembe rengi kullanın. Açık uçuk pembe. Özellikle pembe rengi her giyimde veya çamaşırlarınızda olsun, çarşaflarınızda olsun kullanın. Size umut, sevgi, aşk, huzur ve dişilik katacaktır efendim. Çünkü kırmızı biliyorsunuz beyaz özür dilerim, pembe kırmızı ve beyazın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir renktir. Dengeli bir aşk ilişkisini ifade eder. Hem de kalbinizi şifalandırır. Bir de hayallerin gerçekleşmesi için sizi bir adım ileri atar. Pembe biraz hayal kurdurur ama o hayaller gerçekleşir. Ne olursa olsun rahatlatıcı bir iklimde olduğunuzu görüyorum. Harekete geçeceğinizi, negatif aktarımlardan kurtulacağınızı ve kalbinizin şifalanacağını da söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bazı konuşmalar ve dedikodulardan dolayı Oğlak burçlarında stres açığa çıkmış. Ve sırt ağrıları başlamış dedikodulardan. Dedikodu kazadı kaynamış arkadaşlar. Sırt ağrıları, bel ağrıları başlamış. Sırttan vurulduğunuzu hissetmişsiniz. Duygusal bir stres görüyorum. Böyle güvenemiyorsunuz kimseye. Haklısınız da, yerden göğe kadar da haklısınız. Ama duygularınızı sakladığınız için bu olmuş. Biraz dışa vurun, biraz müzik dinleyin, biraz dışarıda gezin, dolaşın. Dalgaların sesini dinleyin, biraz kuşların, ağaçların sesini dinleyin. Yaşama güveniyorum deyin. Yani istikrarlı bir yaşamı tercih ediyorum. Doğal ve eğlenceli bir yaşamı tercih ediyorum. Yaşam çok basit gibi olumlamaları yapın. Bunları 9 kez tekrarlayın. Mesela yaşamın akışına güveniyorum. 9 tekrar. Ya da dünya güvenli bir yer. Ben kötülerden uzak kalmayı tercih ediyorum. Hayatıma düzgün insanları kabul ediyorum. Paraya ve güce inanıyorum. Paranın gücünü biliyorum. Onun helal yoldan cüzdanıma dolmasına izin veriyorum. Para güçtür arkadaşlar. Korkmayın, söyleyin, helal yoldan geliyorsa hırsızlık etmiyoruz, dilencilik etmiyoruz. Kendi alın terimizle kazanıyoruz. Helal bize bu paralar, helal size bu yollar arkadaşlar. Yani haram yiyenler düşünsün. Ben parayı seviyorum, cüzdanıma dolmasına izin veriyorum ve onu güvenilir yerde kullanıyorum. İyi günlerde kullanıyorum diyorsunuz. 9 kez tekrar ediyorsunuz. Ve kullanışlı bir para, kullanışlı bir
objelerle oluyorsunuz. Yani arkadaşlar, hayatınızı kolaylaştırmak, basitleşmek istiyorsanız eşyalarınızda olumlama yapın. Parayla ilgili olumlamalar yapın. Bunlar bir araya geldiğinde benim dediğim oldu, ben kazandım gibi yengi sözleri olacak. Yani zafer sözleri olacak. Zafer de sizin kalbinizi şifalandıracak. Pek çok oğlak burcu düğüm düğüm oldu ya. Vallahi billahi düğüm düğüm oldunuz. Artık insanların kötü niyetli insanları çekmekten, kötü niyetli insanların sizi yanlış yönlendirmesinden, aileniz, sevdiğiniz insan, evladınız, kocanız, karınız neyse, oğlak burçları sıkı çalışacaklar, helal yoldan kazanacaklar, yaşamlarını sadece biraz basitleştirsinler, mükemmelliyetçi olmaktan vazgeçsinler, insanı değil biraz da doğayı dinlesinler bu hafta. Benden söylemesi. O zaman size mutluluk, zenginlik ve her türlü iyicil bağlantı, insancıl bağlantı gelecektir. Bolluk, refah, saygınlık, başarı ve zafer istiyorsunuz. Bunun için çalışmalısınız. Bu hafta kendinizi Nadas'a bırakın, dinlenin biraz. Evet arkadaşlar, sahip olduklarınızı kururken gelecekle ilgili planları da hayata geçiriyorsunuz. İş dünyamızda bazı sıkıntılar olabilir. Bazı başlangıçlar, bazı dönüşümler size çok çok iyi gelecektir arkadaşlar. Evet, bazı konularda şey düşünüyorsunuz. Yani ben artık buna hazır mıyım, değil miyim? Bir bitiş, yeniden başlayış. İşle ilgili olabilir ya da ilişkilerle ilgili olabilir. Bir bitişten sonra yeni başlangıç istiyorsunuz. Bunu hayata geçiriyorsunuz. Bir bütünleşme etkisi görüyorum. İşinizle bütünleşeceksiniz. Beğenmediğiniz bir iş varsa, zorlayan bir iş varsa yeni bir işe girdiğinizi görüyorum. İş ilanları mı olur, bir arkadaşınız mı söyler, bir yere gidip iş akdi sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Yine içinizdeki gizemi büyüttüğünüz için hastalandınız. O hastalığı da yeneceğinizi görüyorum. Birisiyle sırdaşınızla bir sır paylaşıyorsunuz ve bu da size çok güzellikler getiriyor. Şimdi arkadaşlar, böyle hayatınızda yapabildiğiniz her şeyi bu hafta bölünmeden, kuşkulanmadan, korkmadan yapacaksınız. Hareketli bir hafta ama dengesiz bir hafta değil. Tam tersi, bir yatay çizgide ilerlediğiniz ve bir hafta 10 gün sonra da dikey bir vaziyete geçeceksin. Şimdi planlar devrede, zamanı iyi kullanıyorsun. Aynı zamanda dikkatli ilerliyorsun. Nereye gittiğini biliyorsun. 10 gün, 15 gün sonra da birdenbire yükseliş başlayacak. Çünkü biraz evvel kovalarda da söyledim. İlahi adalet tecelli ediyor. 2 Ekim'deki güneş tutulması terazi burcunda olacak. Terazi nedir? İlahi adalettir. Nisan ayından beri size çektirenler, Nisan ayından beri üzen, belki aldatan, belki inkar eden, belki yalancı dolancı insanlar tek 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 ilahi adaletin terazisinde cezaya çarptırılacak. Ama Rabbim nasıl bilir, ben bilemem. Orasını Allah bilir. Siz de Allah'a havale edin. Hiçbir şey ilave etmeyin. Ve görün bakın, onlar böyle sanki bir gaflet uykusundan uyanacaklar. Cezalarına, müstahak oldukları cezalara çarptırılacak. Sizi sadece diyeceksiniz ki arkadaşlar, Rabbim sana inanıyorum, sana güveniyorum. İlahi adaletin terazisi kötülere müstahak oldukları cezayı versin. Kötülere bildiğin gibi yap ya da onları dönüştür. İlahi adalet tecelli etsin. Ben tek başımayım. O kötülere gücüm yetmedi. Rabbim sen ver onların cezasını diyeceksin. Rabbim bildiği gibi de yapar. Evet arkadaşlar. Eril güç çok yoğun oğlaklarda. Normalde o oğlaklar dişil güçtür arkadaşlar. Toprak elementi ya oğlak burçları. Dişil güçtür, üretkendir ama bu hafta eril güç ön planda. Liderlik vasfınız var, işe girme, bağlantıları ayarlama, sizi negatiften ayıran bir mücadele. Bunlar hep eril güçle ilgilidir. Yani kendiniz böyle kadınsanız erkek gibi, erkekseniz delikanlı, işte kadınlar da delikanlı diyelim. Böyle hareket edeceksiniz. Gücünüzü elinize alacaksınız. Gücünüzü elinize almak için altın kullanın,
yine altın rengi bir şeyler takın. Öğlen güneşinde yürüyün, koşu, spor yapın bir saat kadar öğlen güneşinde. Yani güneşin altında yapmanız gerekmiyor zaten. Gölge bir yerde de yapabilirsiniz ama öğlen saatlerinde olsun. Gücünüzü elinize alacaksınız. Göksel olandan sonsuz bir korunma geliyor efendim. Zikrinizi veriyorum. Biraz evvel dedim ya, size dedikodu kazanı kaynatmışlar. Duyduklarınıza, gördüklerinize artık inanmayın. Dedikodu da üstünüzden gitsin diye ya Semiu zikrini veriyorum. Semiu. Semiu kulak, yani duymak demektir. Duymak, işitmek demektir. Ya Semiu 180. Her şeyi duyan demektir. Rabbimin sizin feryadınızı duyması, acınızı duyması, müstahak oldukları cezaya kötüler çarptırılsın diye veriyorum. Yine aynı şekilde Rabbim müntekim sıfatıyla intikamınızı alacaktır. Ya Semih 180 efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın efendim.